Herkese merhaba, Multiverse of Madness haftasına girmiş bulunmaktayız. Bu film Marvel'ın şimdiye kadar yapmış olduğu en başarılı işlerden bir tanesi olabilir ve No Way Home'da olan şeyler izleyenleri iyice körüklemiş durumda. Bu da her zamankinden biraz daha fazla seyirci demek. Ancak biliyorsunuz Marvel filmlerinin birçoğunu izlemeden önce mutlaka öncesinde neler olduğunu hakim olmak gerekiyor. En azından bir noktaya kadar. Multiverse of Madness da kesinlikle bunlardan bir tanesi. Öncesinde hiçbir şey izlemeden giden bir insanın bu filmden pek bir şey anlayabileceğini, daha doğrusu tat alabileceğini pek düşünmüyorum. Daha öncesinde bu filmlere dair bir şey izlememiş olanların veya filmden önce güzel bir tekrar yapmak isteyenlerin Multiverse of Madness'ı izleyebilmesi için hangi yapımları izlemesi gerektiğine dair bir liste hazırladım. Bu videoda sizlere kısaca onlardan bahsedeceğim. Öncelikle film tabii ki Doctor Strange'in ikinci filmi olacağı için kesinlikle ilk olarak 2016 yılında çıkan Doctor Strange filmi izlenmeli. Stephen Strange oldukça başarılı bir cerrahtır. Fakat bir gün yaptığı araba kazasıyla birlikte ellerindeki sinirler zarar görür ve artık mesleğini yapamaz hale gelir. Tüm yaraları iyileştirebilen ve Tibet'te yaşayan Ancient One isimli büyücünün varlığını öğrenmesi ise onun için yepyeni bir umut olur. Hatta bu kişinin bütün hayatının değişmesine sebep olacağını bile söyleyebiliriz. Filmde en az Doctor Strange kadar ekran süresine sahip olacak kişi ise Wanda. Bu yüzden Wanda'nın hikayesini de tamamıyla bilmemiz gerekiyor. Bunun için Maximoff ikizlerinin göründüğü ilk filme, Kaptan Amerika Kış Askeri filmine gidiyorum. Bu ikilimiz Kış Askeri'nde pek de etkin rollerde değillerdi. Yani after credit sahnesinde göründükleri için o filmin tamamını izlemek zorunda değilsiniz. Wanda ve Pietro'nun yer aldığı ve asıl tanıtımlarının yapıldığı yapım Avengers serisinin ikinci filmi Age of Ultron. Bu filmde Wanda'nın hayatının gidişatını değiştiren birden fazla olay görüyoruz. Karakterimizin gelişimi açısından oldukça önemli şeyler yaşanıyor. Bu yüzden de Age of Ultron'u izlemeniz gerektiğini düşünüyorum. En başta da söylediğim gibi Marvel filmlerinin birçoğu birbirine bağlı olduğu için bir tanesini bile kaçırsanız arada mutlaka boşluklar oluşuyor. O yüzden eğer vaktiniz varsa tabii ki filmlerin hepsini izleyin. Mesela ilk Avengers filmini izlemeden 2., 3. ya da 4. Avengers filmlerini izlemenin pek mantıklı bir yanı olmayacak. Çünkü Thanos muhabbetinin başladığı ilk film ilk Avengers filmi. O yüzden bu listeye 2012 Avengers filmini de eklemenizi önerebilirim. Sonraki yapım Kaptan Amerika İç Savaş olacak. Bir önceki filmde Avengers ekibi içerisinde yaşanan çatırdamalar bu filmde artık tamamıyla gün yüzüne çıkacak ve keskin çizgilerle ayrılmış olan iki ekip göreceğiz. Iron Man'in tarafı ve Kaptan Amerika'nın tarafı. Bu film hem Wanda'nın duygusal açıdan güçlenmeye doğru adım attığı bir film hem de Avengers açısından ilerleyen dönemlerde yaşanacak olayların temelini atacak. Mesela Infinity War'a yani 3. Avengers filmine doğrudan bağlandığını söyleyebiliriz. Infinity War'da Wanda'nın sorumlulukları ile hayatının aşkı arasında kaldığı önemli yapımlardan bir tanesi. Aynı zamanda bu filmde Doctor Strange'in de büyük bir rolü var. Özellikle sonraki filmde hayati değer taşıyan bir olay, Strange'in yönlendirmesine ihtiyaç duyacak. Tabii ki Endgame'den bahsediyorum. Daha önce bu filmleri hiç izlememiş birileri bu videoyu izliyorsa diye spoiler vermeden konuşmaya çalışıyorum. Umarım başarılı olabiliyorumdur. Listeye Endgame'i ekledikten sonra Multiverse of Madness için kesinlikle gerekli olan bir başka yapıma geçiyorum. O da tabii ki WandaVision. Wanda'nın şimdiye kadar yaşadığı her şeyden kopup kendisine yepyeni bir dünya yarattığı bu 9 bölümlük dizi, kahramanımız hakkında birçok şey öğretmesinin yanında aslında bizi direkt olarak Doctor Strange 2 filmine götürecek. Tabii ki izlemeniz gereken şeyler bunlarla sınırlı kalmayacak. Uzun bir süre başımızı ağrıtacak olan Multiverse yani çoklu evren kavramı dahil olduğu için Endgame'de yaşanan bir olay bizi Loki dizisine götürecek. Burada varyant ve çoklu evren işlerinin nasıl yürüdüğüne dair birçok soruya birlikte cevap bulacağız. Çoklu evreni biraz daha pekiştirmek için Tom Holland'ın yer aldığı son Spider-Man filmi No Way Home'u da izlemeniz gerekiyor. En az WandaVision kadar bu film de bizi Multiverse of Madness'a götürecek. Çünkü burada hem Doctor Strange de yer alıyor hem de zaten asıl burada yaşananlar Strange'in başına çoklu evren çılgınlığının çorabını örecek. Ama No Way Home'u izlemek için de önceki Spider-Man filmlerini izlemiş olmalısınız. Eğer yok ben daha önce hiç Spider-Man izlemedim diyorsanız da sizleri şu dev özet videolarına yönlendirmek isterim. Spider-Man filmlerini izlemeye vaktiniz yoksa bu videolardan az çok fikir edinebilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi fragmanlarda görünen yeni karakterlerimiz var. Bazılarını daha önce hiç görmedik ve bazılarını uzun bir süre önce izlemeye başladık. Tabii ki Professor X yani Charles Xavier'dan bahsediyorum. Marvel'ın yıllar önce Fox'a devrettiği X-Men karakterleri bundan 22 yıl önce beyaz perdeye aktarıldı ve biz Profesör X'i Marvel Iron Man'le başlattığı büyük sinematik evreni oluşturmadan önce izlemeye başladık. Eğer bu karakterin kim olduğunu da merak ederseniz 2000 yılında yayınlanan ilk X-Men filmini izlemenizi tavsiye edeceğim. Genellikle insanların pek beğenmediği ama bence oldukça başarılı olan bu yapımlar yine Doctor Strange'in ikinci filminde de bize bayağı yardımcı olacak.
Bunun yanında Profesör X, Magneto ve birçok mutantın gençlik yıllarına odaklanan X-Men First Class ve X-Men evreninin Quicksilver'ının göründüğü ilk film olan Days of Future Past'ı da izlemeniz gerekebilir. Buraya kadar olan filmler, şimdiye kadar bahsettiğim filmler ve diziler ana konuyu kavramanız konusunda sizlere bayağı yardımcı olacak. Buradan sonra bahsedeceklerim ise kesin olmamakla birlikte Multiverse of Madness filmi içerisinde karşımıza çıkabilecek karakterlerin filmlerini içerecek. Yani vaktiniz varsa izleyin ama zorunda da değilsiniz. Tobey Maguire'ın yer aldığı ilk Spider-Man filmi, Ryan Reynolds'lı Deadpool serisi, 2008 yılında Marvel sinematik evrenini başlatan film Iron Man ve son olarak 2005 yapımı Fantastic Dörtlü. Listede birçok eksik veya fazla olabileceğinin farkındayım. Henüz filmi izlemediğiniz için şimdilik yan karakterler hakkında sadece bir tahminde bulunabiliyorum. Ama bunlar zaten ana konuyu etkileyen faktörler olmayacak. Bu yüzden de sadece listenin ilk kısmı işinizi görecektir diye düşünüyorum. Umarım işinize yarayacak bir liste olmuştur. Eğer eksikler varsa filmi izledikten sonra yorumlar kısmında bu yapımları tekrardan güncelleyeceğim. Peki sizin bu yapımlar arasından henüz izlemedikleriniz var mı? Bu filmden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi ve diğer videolara da göz atmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.